Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine ağır bir zeminde, kötü bir zeminde her iki takım oyuncular da futbol oynamaya çalıştılar. Hiç kimse oyunu çirkinleştirmeye çalışmadı. İlk devre biz sahanın bazı bölümlerindeki su birikintileri, ağır olan yerlerine bazı oyuncularımız adapte olamadı. Bu matematiği yapamadılar biz maçtan önce konuşmamıza rağmen. İkinci yarıya daha bu sahaya elverişli, daha iyi mücadele edecek oyuncuları oyuna sürdük. Sonuçta ilk yarıya oranla ikinci yarı çok daha fazla ikili mücadele kazanan taraf bizdik. İstatistikler de bunu görüyor. İkimiz de rakibe göre biz ikili mücadele kazandığımız için ikinci topları aldık ve sonuçta kazanmasını bildik. Bugün buradan 3 puan almak çok önemliydi bizim için. Ama yine söylüyorum, rakip takım da Rizespor'da gerçekten iyi bir takım. Hocalarını, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Onlar da bugün kazanmak için her şeyi yaptılar. Biz de ikinci yarı her şeyi yaptık, yaptığımız hamlelerle. Sonuçta kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama öncelikle her iki takımın oyuncularını bugün sahada erkek gibi mücadele ettiler. Hiçbir bahaneye sığınmadık. Ne ben, ne oyuncularım, ne de karşı takımın hocası ve oyuncuları zemin kötü, saha kötü diye hiçbir zaman bunlara sığınmadık. Çıktık. Her iki takım da, biz de kenarda teknik heyette gerçekten mücadele ettik. Sonuçta biz kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç oynanırken biz teknik direktörler ikinci yarı geriye düştük. Ben hem kötü oynuyoruz hem 1-0 gerideyiz. Maçı nasıl lehime çevirebilirim? Kafamda bu hamleleri, bu önceliği yapmam gerekiyor. Bu hayalleri kurmam gerekiyor ki bunu oyuna soktuğum oyuncular benim düşüncelerime, benim hamlelerime giren oyuncular cevap vermesi gerekiyor. Bazen cevap veriyor, bazen tutmuyor. Ne diyorlar? İşte hocanın yaptığı değişiklik yerini bulmadı falan. Ama bugün bu değişiklikler yerini buldu. İnandığımız, mücadele edeceğini eden oyuncularımız oyuna girdi. Sonuçta dediğim gibi bugün her iki takım futbol oynamaya çalışıyor. Ancak bu kötü zemine rağmen futboldan çok ikinci yarı bizim daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Mücadele gücü yüksek oyuncuları oyuna alarak biz hem oyunu dengeledik hem elimize lehimize çevirdik ve maçı bu şekilde kazandık. Serdar Dursun golle döndü. Bu sahalar tam Serdar Dursun'un sahaları, ağır sahalar. Mert Hakan, İrfan yani biliyorlar yani bu zeminde, bu sahalarda oynamalarını daha çok biliyorlar. Onun için bu oyuncularla ikinci yere başladık ve maçı çevirdik. 26. hafta, 6. hafta, 1. hafta en azından bir adım attı. Dinlenmesi, açıklanması bence bütün takımlar için kafalardaki soru işaretleri ortadan kaldırır. Bu güzel bir şeffaf bir açıklama. Herkes için objektif olacağını düşünüyorum. Sahalara gelince de şimdi gerçekten Rize yağış alan bir bölge. Her taraf yemyeşil. Yani sonuçta bu sahaların burada daha güzel olması gerekir. Daha iyi olması gerekir. Herhalde bugün iki gündür fazla bir yağış yağdı. Maçtan önce de suyu biraz çekeceğiz dediler. Çektiler, Allah razı olsun. Yaptılar da. Başlangıçta iyiydi ama yağmur daha fazla devam ettiği için sahada bozulmalar oldu. Bazı yerlerde su birikintileri oldu. Dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi bu sahalarımıza daha iyi bakabiliriz. Federasyonla kulüplerimizin birlikte ortak bir kararla birbirlerine verecekleri destekle bu sorunu ortadan gidebiliriz. Türk futbolunun gelişi için, gelişimi için, geleceği için buna ihtiyacımız var. Çünkü baktığınız zaman şu an Türkiye Süper Ligi'nin yani 18 takımın, 20 takımın neredeyse en az yarıdan fazlası sahaları ve zemini çok kötü. O zaman biz futbolu ne kadar geliştirebileceğiz, nasıl ileriye götüreceğiz? Öyle değil mi? Ecrin Başar, 2014 doğumlu, Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde spor okullarımızda bizimle beraber voleybola başladı. Hemen bir sene sonra Gelişim Ligi'ne geçti ve şu anda Beşiktaş sporcusu. Kaan Güler 2012 yılında bizde yine voleybola başladı. Hamza Yerlikaya'da bir sene sonra Gelişim Ligi'ne geçti. Bir sene sonra Türk sporunun en önemli kulüplerinden birisi olan İBB Spor Kulübü'nde lisanslı olarak spor yapmaya başladı. Alp Mete Yıldırım 2014'te badminton'a başladı. 2014 doğumlu, 2021 yılında spor okulunda badminton'a başladı. Geçen sene kendi yaş grubunda erkeklerde Türkiye üçüncüsü, çiftlerde ikincisi oldu ve şu anda bir milli takım sporcusu.
Son olarak yine gurur duyduğumuz bir örnek daha vermek istiyorum. 4 yıl önce futbolda kız futbol takımı, kız futbol okulunda kurduk. Fatma Nur Demirkol Sultanbeyli Gölet tesisimizden çıktı. 2 ay önce Barcelona Spor Okulu Fatma Nur'a burs verdi. Ve önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu A milli takımı havuzuna girmek için seçmelere girecek.